Welcome to the StarTalk Classroom Video Collection. Watch as Gul Goksel and Aydin Goksel, StarTalk teachers at San Diego State University, use a Turkish puppet play and traditional instruments to introduce basic weather expressions to heritage students. They begin by watching an authentic play. Students then work with new vocabulary as they identify pictures. Notice how the instructors incorporate reading into the lesson by using sticky note labels. Students work together to check their understanding and then move from receptive skills to productive skills as they write the new vocabulary under the appropriate picture. Watch students demonstrate comprehension of the new vocabulary at the end of the lesson by labeling images and using gestures. At the end of this lesson, students will be able to respond appropriately to visual cues in the play, read and write simple weather terms, and act out weather expressions in Turkish. Günaydın çocuklar. Günaydın. Nasılsınız? İyiyiz. Hoş geldiniz çocuklar. Bugünkü dersimizin konusu hava durumuyla ilgili yeni kelimeler öğreneceğiz. Bunun için önünüze worksheetleri koyduk. Şimdi biz size önce Hacivat Karagöz'ün kısa açıklamasını yapacak Aydın. Ondan sonra nasıl olduğunu, orijinalini görmek için kısa bir film izleyeceğiz. Hemen şovumuza geçeceğiz. Size şov sırasında kelimeler öğreteceğiz. Soru sorduğumuzda cevap vereceksiniz. Şov bittikten sonra da ne yapacağınızı söyleyeceğim. Tamam çocuklar? Anlaştık? Anlaştık. Ha, sesinizi duyayım, sağ olun. Evet. Tamam çocuklar. Bunun kim olduğunu biliyor musunuz? Evet. Karagöz. Karagöz, evet doğru. Bu arkadaşımız Karagöz 1300 yıllarında Bursa'da Türkiye'de yaşamış. Birazcık saftirik ama kendi yönünden akıllı bir her gün adamı Karagöz. Öbür tarafta da Hacivat var. Hacivat ise okumuş, yazmış, görmüş, ülkeleri gezmiş, çok akıllı. Karagöz pek iyi duyamıyor ama bazen de mahsus duyamıyor. Yani yanlış anlıyor insanları mahsus. Hacivat ise arada bir Farsça, Fransızca kelimeler koyuyor konuşmasına. Onun için Karagöz de onunla bunun için dalga geçiyor. Tamam, hazır mısınız çocuklar? Hep yanlış anlıyorlar, hep komiklikler. Seyirciler eğlensin, gülsün maksatları, tamam? Biz de bugün hem eğleneceğiz hem de güleceğiz beraber, hem de öğreneceğiz. Karagöz, gelir gelmez bana vurmaya hakkın yok. Sen düşüğümlüğü aldın burnuna, adama bak yahu. Karagöz'üm, madem biz böyle itişeceğiz, kakışacağız, gel şu oyunumuzu bir çengiyle bitirelim. Hadi bakalım bitirelim, insanların eğlence olsun. Gel bakalım. Geliyor bizim Konya kaşık havası. Allah! Show sırasında. Nasıl güzel dans ediyor mu çocuklar? Biraz eğleniyor gibi yapın oğlum. Karagöz'ü duyuyor musunuz? Çok eskiden, Osmanlı zamanındaki bu. O zaman tabii filmler yok, sinema yok, televizyon yok. Radyo yok. Radyo yok. Çok eskiden, Osmanlı İmparatorluğu Karagöz zamanında görüyor musun eğlence. Zaten seni? Karagöz'ün gördün mü? Çengi'yi de kaçırdın. Aman birader, nedir bu işler? Kafanı patlasın geyiklerle keşiş. Gel. Hoş olsun sağlığa, hak berekat versin bu küçük gösteriye. Al. Fikir edindik mi? Orijinali nasılmış? Biz şimdi size Aydın'la birlikte onları benzetmeye çalışacağız. Ah, ne olur şu dört köşe perdede bana da bir arkadaş olsa. Eli temiz, yüzü temiz, sözleri tatlı. Yar bana bir eğlence. Hoş geldin keçi suratlı. Sus yoksa benim bebeğim mi uyanacak? Bir arkadaşım olsa, o söylese, ben dinlesem. Haddim olmayarak ben söylesem. Bizi seyreden dostlar da izlese, gülse, eğlense diyelim. İşimizi Mevlam rast getire. Ah bana bir eğlenceme de. Ya Hacivat, geç şuradan diyorum, evin önünde durmuş şarkı söylüyor, Allah Allah.
Aman bana bir eğlence. Ya arkadaşım bebeğim uyanacak ya. Aman bana bir eğlence. O ses ne yahu? Bak şimdi oğlum uyandırdın. Dur Hacıvat gel bakayım şuraya. Burak birader sakalımı yoldun yahu. Oh. Oh aman 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 öldüm bayıldım eski asırlar gibi yerlere yayıldım. Karagöz'üm maşallah maşallah günün hayırlar olsun. Sen de deliler yorsun. Ah birader şuraya gelir gelmez bir gürültü koptu. Nereden koptu? Ne? O gürültü. Bak göre kara gözüm gök gürlerse ne alman gerekir eline? Süpürge. Sen süpürgeyle ne yapacaksın yahu? Seni süpüreceğim başka ne? Çocuklara soralım bari. Kara gözüm süpürge değil şemsiye lazım. Şemsiye değil mi çocuklar? Çocuklar şemsiye nedir? Şemsiye yağmur yağınca... Şimdi üstüne koyuyorsun, yağmur üstüne dökülmesin diye. Oo, gördün mü kara gözüm? Çocuklar biliyor, sen bilmiyorsun. Ha, onu bilirim, bilirim ya. İsmini unutmuştum sadece. Yağmur yağdı, kaç 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 şemsiye yani aç aç aç. Ya bilirsin tabii ki. Tabii ki. Bak, yağmur dedin, gök gürledi işte. Ya güneş pırıl pırıl parlıyor, hava sıcacık. O gürleme benim karnımdır. Aman kara gözüm bak yine gök gürledi şimdi. Şimşek de çakar alim Allah yağmur da yağar. Ya bu havada yağmur mu yağar ya? Gel kara gözüm çocuklara soralım. Hava güneşli ve bulutsuz olursa ne deriz biz ona? Cevap verin. Güneşli. Bulutsuz ve güneşli olursa hava... Peki ya hava bulutlu ve güneş yok ise ne denir? Peki ne denir? Kapalı denir. Bakın hepsini de biliyor bizim çocuklarımız. Hadi hep beraber sayalım. Açık, kapalı. Açık, kapalı. Açık, kapalı, açık, kapalı. Bu ne yahu kapı mı? Ay kara gözüm, kara gözüm. Yukarıdan üstümüze bir şeyler yağıyor. Yukarıya bak. Vay 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 vay, ıslandı üstüm başım. Bu ne ya? Resmen su akıyor gökten. Çocuklara soralım bari. Gökten akan suya ne denir çocuklar? Yağmur. Yağmur. Aa, evet yağmur yağmur. Aferin size. Peki çocuklar kışın beyaz beyaz gökten bir şeyler yağar. Ona ne denir? Kar. Oh, evet çocuklar aferin. Kar. Dar mı? Bak 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 bana dar diyor şimdi. Dar değil kara gözüm. Kar. Ya sen doğru düzgün soru soramıyorsun. Ben sorayım mı çocuklar? Evet. Havada yağmurdan önce görünen beyaz yastıklara ne denir? Bulut. Yahu ne yastıkları canım? Yukarıya baksana. Aa sen bulut demek istiyorsun. Ama bu bulutun içinde bir şeyler var sanki. Karagöz! Karagöz! Efendim hanımefendim. Karagözüm ben pencereden alı silkiyorum. Siz de tam altında duruyorsunuz. Vah 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 toz içinde kaldınız. Üstünü silkeye de eve gel Karagözüm. Tencereleri yıkarken yere devrildiler. Tamam hanım gelirim şimdi dur bir dakika. Ya bak, senin duyduğun gök gürültüleri bizim hanımın tencereleriymiş. Aman birader, sen de halı tozunun altında durmuşsun, bulut diyorsun. Toz bulutuymuş işte. Ama kaçmazsan şimdi ben senin tozunu silerim. Ah, yıktın perdeyi, eyledin viran. Varayım sahibine haber vereyim hemen. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola. Ey Hacı Cavcav. Bir dahaki oyunda yakan elime geçerse vay haline. Önümüzdeki kağıtlarda stikerlarımızı alalım. Doğru kelimeleri üstüne yapıştırıyor herkes bütün sayfaların. Tamam, neleri öğrendik, hangi kelimeleri biliyorsunuz? Değil mi? Oyunumuz sırasında size öğrettik. Herkes hızlıca şimdi açsın sayfaları, doğru kelimeleri. Bunların üzerine stikerleri yapıştırsın. Yapıştırmaları.
Hadi bakalım. Bitirmişsin. Hı? Sen nasılsın? Aferin sana Yağmur. Ne demek o zaman? Hemen öbür sayfaya geç. Şunu alta koy. Gök gürültüsü. Aferin. Neresi? Şimşe yere düşüyor. Gök gürültüsü. Burada bir resim var. Şu resme bak. Bu ne? Vav çok hızlısın sen. Soğuk. Değil mi? Aa, İçeceğin soğuk. Tamam o kalsın o zaman. Koyarsın. Çok güzel. Kimler bitirdi? Kimler bitirdi? Bu ne? O zaman Pırıl, sen Yunus'un yanı, sen kağıtlarını Yunus'a vereceksin. Yunus kağıtlarını sana verecek. Doğru yapmış mısınız? Kontrol edeceksiniz. Tamam? Hatası olanlara birbirinize dönün. Aferin oğluma. Çok güzelsin. Şimdi sıra burada. Ben bir kere hemen tekrar ediyorum çocuklar. Bu neydi? Hep birlikte söyleyin. Rüzgarlı. Aferin. Yağmur. Aferin. Karlı. Aferin. Kağıtlar düştü yere. Güneşli. Aferin size. Soğuk. Aferin. Sıcak. Sıcak. Aferin. Şimşek. Aferin. Şimşek düşünce bir de ne oluyor arkadaşlar? Çocuklar. Buradaki numaralar biz bu yeni worksheet vereceğim. Beraber çalışacaksınız. Altına bu sefer daha zorlaştırıyoruz işi. Burada gördüğünüz şekillerin altına Türkçelerini yazacaksınız. Gene 2-2 çalışmanız gerekiyor. Emre sen Leyla ile çalışman gerekiyor. Bir yanaştır. Kalkma yerinden otur. Heh, aferin. Şimdi şeylerinizi, bulmacanızı bırakıyorsunuz. Çocuklar buna geçiyorsunuz. Çünkü bulmacamız çok uzun sürecek. Bunların altına Türkçe isimlerini yazacaksınız. Tamam? Hadi iki kişi çalışmanız gerekiyor. Hadi bakalım. Bu havanın ne olduğunu kim söyleyebilir bana? Gel bakalım. Gel gözünü yapıştırmanla, doğru yapıştırmayla gel. Sticker'ını al oraya yapıştır. Tabii, evet. Öyle, aynen öyle. Hızlıca. Aferin, hadi bakalım. Sesli olarak söyle şimdi, bağırarak. Rüzgarlı. Doğru ne? Mu? Rüzgarlı? Evet. Aferin. Tamam, bakalım şimdi. Bunu bilen var mı? Bilmiyorum. Gel. Yok. Tamam. Getir yapıştırmayı. Söyle. Tekrar söyle. Güneş. Güneşli. Tamam bakalım şimdi. Güneşli olunca bunu bilen var mı? Sen gel. Ne oluyor? Sıcak. Doğru. Doğru mu? Doğruysa alkışlayacağız tamam. Doğru değilse ne yapalım? Böyle susacağız. Ha böyle yapalım. Tamam. Bunu bilen var mı? Söyleyeceksin sesle. Karlı. Evet doğru. Doğru. Mu? Evet. Tamam çocuklar. Şimdi hepiniz kalkın. Gelin buraya. Sırayla yanıma. Şimdi Gül öğretmen bize hava durumunu söyleyecek. Bir hava durumunu söyleyecek. Ve hepimiz birlikte o hava durumundaymışız gibi taklit yapacağız. Tamam mı? Soğuk. Çok soğuk değil mi burası? Amanın Kanada gibi. Rüzgarlı. Yağmur yağıyor. Başka? Şarkı bilen var mı? Yağmur. Kar yağıyor. Nasıl? Aa evet. Nasıl? Kardan adam yaparsın. Kardan adam. Dur kardan adam. Evet, kardan adam. Değil mi? Bunun adı kardan adam. Peki. Emre burada. Git sen. Sıcak.
Gök gürültülü ve şimşekli ne yaparız? Oo, gümbür 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 gümbür. Hep daha güle 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 güle. We hope that you enjoyed the authentic Turkish puppet play and uncovered a few best practices that you can integrate into your own classroom. For more on what you have seen, examine the materials provided on the STARTALK website.